Haftanın tam ortası Karadeniz baklavası. Bayağı hamur açtı gelinlerimiz. Hadi bakalım kim en güzelini yapmış bulalım. Aslında çok güzel incecik açılmış. Yani bayağı üst tabakasından belli, böyle çıtır çıtır üstü. Şurası çok güzel açılmış. Ama ya çok sıkı sardı ya da yeterli süresi olmadı. Bir tık hamurluk var içinde. Şerbeti hafif çekmiş de. Vallahi yani şu an bu dakikaya göre bayağı güzel burgu baklava var önümde. Tebrik ediyorum kimse. İnşallah daha güzelleri vardır. Daha bunu böyle keserken hani hamur böyle ekmek kokusu olur ya, resmen hamur kalmış. Bayağı hamur kalmış hem de. Ya çok kalın açtı bilemedim. Şerbeti fena değil, şerbetin lezzeti de fena değil de bu hamuru ne yapacağız? Hamur bayağı, buna da bakalım. Bu tabağımız çok hamur. Görünüş de fena değil, bir tık daha kızarabilirdi. Yani pişirme derecesi fena değil ama o içindeki hamurluktan dolayı yenmez bu. Üçüncü tabağımız. Kıyır kıyır bir tatlı olmuş mu olmuş. Fazla pişirdiği için kurutmuş. Dolayısıyla şerbetini de çok iyi çekememiş. Ama böyle minik, güzel, böyle şekil şemal olarak şık bir tatlı. Ama bunun da içi çok kuru. Yani şöyle birazcık beyazlık bile var. Çiğ değil, ince de açmış belli ki. Güzel de sıkı sıkı sarmamış böyle. Ferah ferah sarmış. İçi o yüzden hamur kalmamış. Fena değil diyeyim ya. Şu ikiden sonra iyi geldi yani. Son tabağım. Burada beşi baya kaçıran bir gelinimiz var. Neden? Çünkü aslında çok güzel burgusunu yapmış. İnce açmış ki öyle burabilmiş. Ama çok yakmış. Yani tadı da geçmiş maalesef. Yanık kokusu da geçmiş. Ortada bir tatlı kalmamış. Çok yazık. Yani incecik bir baklava var aslında burada. Umarım bütün tepsisi bu şekilde değildir. Çok 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 yazık olmuş. Enteresan. Hadi puanlayalım. O tabaktan başlayayım. Her şeyi çok güzel ama yakarak maalesef puanları kaybediyor. 2 puan vereceğim. 4. tabağa. 3. tabağa 3 puan verelim. Güzeldi, fena değil bir tabaktı. 2. tabak 1 puan, hamur kalmış. 1. tabakta 5 puan, yıldızsız. Mükemmel bir tabak yok bugün maalesef. Hadi açmaya başlayalım. Önce 2 puan, haftanın da tam ortası. Kime gitti acaba? İki puancık kime gidiyor? Hemen Yeşim. Nasıl Yeşimcim ya? Bu kadar uğraşıp da bunu yakmak nedir? Fırın da şöyle el mesafesinde yani. 3 puan kime gitmiş onu da bulalım. 3 puanın sahibi gelinimiz. O da Tuğba çıktı. O da çok kurutmuş. Şimdi yıldızımızı öğrenelim. Acaba günün yıldızı Selda mı, Filiz mi? Selda mı, Filiz mi? Filiz mi, Selda mı? 5'i kaptı. Selda kapmış, görüyor musunuz siz? Bıdır 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 miniciğimiz bizim mükemmel bir hamur açmış meğerse. Yarışmaya geldim, hayatım değişti. Tam! Oo! Bilezikler için kolumda, çeyrekler için yakamda yer kalmadı. Kendinize güvenin, ben öyle yaptım. Aleyna! Altınları koluma, çeyrekleri yakama taktım. Alnımın akıyla 122 bilezik oldum, zirveye çıktım. Aa! Gerçekten! Hem tarihe geçtim, hem şampiyon oldum. Yeşil!
ezik kazandım. Çeyreklerin sayısını unuttum. Ağır. Kendine güvenen gelinler. Siz de hemen başvurun. Benim gibi altınların sahibi olun. Siz de benim gibi efsane olmak istiyorsanız hemen başvurun. Çok güzel miyiz?